Merhaba arkadaşlar. Patpatlarda kullanılan Tufaş şanzımanları 4 vites bunlar. Murat 124 vs bunlarda kullanılıyor. Eski kartallarda da kullanılıyor. Bunları Karadeniz bölgesinde patpatlarda kullanıyorlar. Bu şanzımanın birinci, ikinci vitesi atarken boşa geçme sıkıntısı var. Gördüğünüz gibi bu sorunu yandaki şu cıvata çözüyor. Ama bu yalama olmuş. Ardından şasiye bir demir eklemi kaynatmışlar çıkmasın diye. Bu şekilde yine de bu yetersiz geliyor. Vites yine dışarı çıkıyor. Şu an vites geçmiyor. Bakın boş. Azıcık bir şey sağa oynatınca vites geçiyor. Bir, iki oldu. Bir oldu. Şimdi boşa çıkarttın. Ama tam sol yapınca vites boş oluyor. Tekrar yapalım. Azıcık sağ yaptık. Vites bile geldi. Eğer bir vites iki sol yapıp geri çekerseniz vites boşa çıkıyor. Bu da karışmaya sebep olur. Ardından diğer bir arızası da vites geriye çökünce boşa çıkıyor. Yani vites kolu dönüyor. O arızayı da gidereceğiz. Önce buna pafta açıp bu boşa çıkma sorununu çözeceğim. O dediğim yandaki cıvata şu kısma sürtünüyor. Yani biri atınca cıvataya vuruyor. Bu daha fazla ileri gidip boşluğa çıkmıyor. Diğer bir de geri vites arızaları vardı. Onu soranlar oluyordu. Geri vitesi ise şu kapak ayarlıyor. İşte geri vites. Böyle bu şekilde geriye atıldığı zaman birinci basamak var birinci. Vitesin üzerine çökünce ikinci basamağa geçiyor ve gerinci vitese atıyorsunuz. Sonra boşa çıkarırken yine birinci basamağa geliyor. Üzerine çöküyorsunuz. Geri vitese atıyorsunuz. Bu şekilde yani geri vitese. Eğer geri vitesten de boşa çıkıyorsa şu kapağı değiştirmeniz gerekiyor. Bu kapaklarda aşınma oluyor böyle. Bu kapak olmadığı zaman kaynak ile dolgu yapıyoruz burayı. Bu şekilde dolgu yapıyoruz. Düzeltiyoruz. Ardından yine geri vites düzenli geçişi başlıyor. Geri vites arızaları unutmayın. Bu çanak yapar. Şu kısmı aşınmasıyla birlikte buranın aşınmasıyla birlikte vites daha fazla sağa kayar. Çöktüğünüz zaman daha fazla sağa gider ve boşluğa çıkar. Ardından vitesi çıkarırken vites karışır. Birinci, ikinci viteste karışıyorsa o da bu vidadır. Yanındaki sağ tarafta bulunur. Bu yalama içi bozulmuş.
8 civatayın yerine 10 takıyoruz. Şu düz kısım geri vitesi arttığınız için bu düz kısmın sola gelmesi gerekiyor. Vida takamadığı halde şu anda boşa dönüyor. Boşa geçiyor. Yine boş vitesi alıp vidayı ilerletiyoruz. Hem bir vites hem de 3 vites rahatlıkla geçiyor. Ama civatların arasında boşluk var. Boşluğun olmaması gerekiyor. Yani civatayı taktığınız zaman sıkışması gerekecek. Thank you.
Zaten gayet iyi oldu. Şimdi bunu yerine takacağız. Öncelikle buraları biraz inceltip yapacağız. Çünkü vites burayı sürtüne sürtüne şişirebiliyor. Sonra çıkartması zor oluyor. Söktüğümüz zaman fazla aşağıya gidiyor. O yüzden de kol sağa sola dönüyor. Bunun yayı tam aşağı oturması gerekiyor. Yaylar birbirine tam oturduğu zaman yay arasında boşluklar kapandığı zaman çökme tamamlanmış oluyor. Eğer pim kurtulursa veya buradaki kelepçe yukarıda olursa yay fazla kapanma isteyeceğinden fazla aşağı iner bu kol. Kol da dönmüş olur. Şimdi gayet iyi olur. Bakın. Ve böylece Tofaş 4 vites şarjmanı vites kol vardasını bitirmiş olduk.
Ve böylece vide sorununu gidermiş olduk. İleride çıkacak videsin başka türlü arızaları olursa onları da yayınlanırız. İnşallah bu kadarı yeterli gelmiştir. Bir şeyleri anlamış olmuşsundur. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.